Hoş geldiniz NBA gündem videoları yerine bir süredir NBA canlı yayınları geliyordu. Hatta iki haftadır pazar günleri üst üste NBA canlı maç yorumları da yaptık. Bilmeyenler için hatırlatmak istedim. Hemen de bunu yapıp NBA bu haftaki gündem videosuna geçiyorum. Hatta ilk konumuz belli zaten bütün haftayı da domine etti. Daha öncesinde domine ediyordu. Ja Morant konusu. Ne oldu? Önce onu bir hatırlatayım. Ja Morant Instagram'ın attığı bir story'de bir silah böyle elinde sallandırdığı görüldü. Ve bu silahla ilgili... Tabii bir çoğun, e, tartışma ortaya çıktı. O silah oraya nasıl gitti? İşte daha önce menfi uçağında mı gitti? Orada birinin miydi yoksa hep üstünde miydi falan gibi birçok tartışma çıktı. Tabii Camorantin e, bu artık üstüne diktiği son mum gibi bir şeydi. Çünkü öncesinde daha farklı olaylar da var. Bunlardan en önemlisi hatta şu anda dava sürecine doğru giden e, 17 yaşında bir çocukla geçen sene yaptığı kavga. Onu e, birden fazla kez yumrukladığı, hatta yine silah çektiği ile ilgili suçlamalar var. Bu zaten aslında hem onun takımla ilişkisine zarar vermeye başladı hem de işte yakın zamanda Jamorant'in Nike'dan kendi adına ayakkabısı çıkacak ve hatta burada çok güzel modeller de tasarlandı. Bir gün bunlara da bakarız. Ama e, bu kadar artık kariyer için işte geçen yaz extension'ını aldı, çok büyük bir kontrata imza attı. Her şey onun için pozitif giderken ama o kendisini hala hala 90'lar NBA'inde sanmaya devam ediyordu. Bunun dışında benim bilmediğim iki konuyu da bu yayın için hazırlanırken gördüm. Bunlardan biri de şuymuş. Can e, Morent'in annesi e, bir süre önce tam tarihini bilemiyorum ama sanırım bu kavgadan önce... ...yani çocukla e, ka yaptığı kavgadan önce lokal bir e, mağazada bir mağaza görevlisiyle tartışıyor. Bu tartışma büyüyor. Tartışma büyüdükten sonra annesi Moranti çağırıyor. Bak oğlum gelir falan diye. Harbiden de çağırıyor Morant'i ve Morent de yanında bir ekiple e, herhalde eski usulüne bir gang ile gelip olayı büyütüyor. Hatta bu ekibin içerisinden birinin de mağazadaki görevli kişi ittiği söyleniyor. Bu da var. Bir de üstüne onu da belki duymamış olabilirsiniz. Bu da Atlantik'ten çıkmış bir haberdi. Bununla ilgili soruşturma yapıldı sanırım ama bunun ton, sonucunu takip edemedim. En son Atletikte sanırım herhangi net bir şey varılamadığı yazıyordu. O da şu Pacers maçından sonra Memphis'te oynanan Pacers maçından sonra Pacers'ta oyuncularla eee Morant ve yanındakiler arasında bir tartışma çıkıyor. Memphis'in salonu FedEx'e çıkarken oranın yükleme alanında Orada çıkan tartışmadan sonra bir ağız dalaşıya yani uzaktan hatta bağırışma şeklinde daha sonra yanlarından Pacers Stone'un yanlarından geçen ve daha önce John Burant'ın ve yanındakilerin içine bindiği söylenen iki SUV geçiyor bunlardan birinin içinden eee Pacers'lı oyuncuların üzerine doğru bir lazer tutulduğu söyleniyor. Tabii o anda çok korktuklarını anlatmışlar. Bu bu konuda bahseden iki kişi e, muhtemelen de bu lazerin yani öyle bir kedi oynatma lazeri değil de muhtemelen bir silah lazeri olduğu söyleniyor. Ya buna işte hepsini üst üste koyunca Morant'in ben gerçekten ne yaptığını anlayamıyorum. Hani 90'lar NBA'ne hani diyorsunuz ya bazen seyirciler tabi abi NBA eskiden neydi falan. Herhalde o da öyle düşünüyor. eskiden NBA çok iyiymişti ne güzel birbirimize silah sıkıp birbirimizin kafasını yarıyormuşuz sahada. Ya dışarıda devam kavga çıkıyormuş ben de o günlere mi dönsem falan gibi herhalde bir özlemi vardı. E, tatsız tabi şaka bir yana Cam şu anda e, en son Ocak'ta baktığım ve NBA'nin yayınladığı istatistiklerde NBA'nin en e, o sosyal medya en hype oyuncularından biri. Curry ile birlikte hala. Şu an hani onun sahadaki yaptıkları NBA maçlarından sonra verdiği klipler en çok izlenen materyaller bunlar. O yüzden NBA'in bir de üzerine işte Nike'la yaptığı anlaşma NBA'in belki bir noktada artık her alanda yüzü olmaya doğru gidecek bir oyuncuyken geldiği nokta çok tatsız. Bunun üzerine de zaten iki maçlık bir ceza açıklandı ama Taylor Jenkins bunun süresiz olduğunu söyledi. Henüz belirsiz ne zaman döneceği diye. Evet dün itibariyle Camorant'in daha doğrusu ben bu videoyu perşembe kaydıyorum. Çarşamba günü itibariyle aklandı hani daha doğrusu Colorado polisinin son Instagram storiesiyle ilgili somut bir kanada ulaşamadığı ve bir suçlama yapılamayacağını açıklamasından sonra şimdilik o konudan aklanmış duruyor. Kendisi de bir özür metni yayınladı. Evet, daha işte kendimi iyileştireceğim, bu konuda daha dikkatli olacağım vesaire. Bir, bir, süre belli ki basına zaten uzak tutulacak. O gerçekten üzücü. Hani bir yandan da şunu da söylemem lazım. Camorant'ın yani oyunuyla ilgili daha önce konuştuk ama... Zaten hani oyunu olarak da çok e, tepe bir noktada değil henüz. Yani çok iyi yaptığı şeyler tabii ki var ama bir sürü eksiği de var. Yaptığı hatalar da var sahada. Artı olarak Camorant'ın yanında bütün Memphis takımında... Hani Taylor Jenkins aslında çok müthiş bir koç. Çok beğendiğim bir koç ve çok daha sakin konuşan. E, daha iyi takımını yönetebileceğine inandığım bir koç. Ama o da bu konuya çok aşırı hakim olamıyor. Yani saha içi sertlik, sağ içinde yaptıklarını olduğundan fazla gösterme. Bununla ilgili işte trash talk'a girerken artık bokunu çıkarıp biz en iyisiyiz, işte yeni dynasty biziz, Golden State mahvolsun, herkese geçiririz, saplarız gibi bir noktaya geldiler. Çok da antipati topluyorlar. Yani Memphis bence takım olarak da iyi bir noktada ama bu antipatiyle çok iyi bir yere gidemezler. Ben şeyde çok merak ediyorum açıkçası tabii daha bunlar aile içinde diye Jenkins de çok açıklamıyor. Diğer oyunculardan da bir açıklama gelmedi bu konuda zaten eminim konuşmayın denmiştir. Onların da aslında ne dediğini nasıl düşündüğünü çok merak ediyorum. Eğer onlar da John Morant kafasındaysa ya da işte biraz daha Dylan Brooks kafasındaysa Memphis'in beklediğimiz başarıları daha da gecikebilir. Hatta Jenkins bile burada çok daha fazla zorlanmaya başlayabilir. Onlar için umarım daha ağır kararlar e, vermek zorunda kalmazlar. Ama evet durum tatsız. Can de artık e, sağdaki oyunu nasıl geliştireceğini hani boyalana dalıp e, eski tip canvol canvol üslü burada kafama göre bir şeyler yapıyorum, atarım, kaçırırım, kaybederiz kazan zorunda değil tarz oyunundan. Aslında takımı yönetmeye odaklandı, oyunu yönlendirmeye odaklandı, oyununa daha fazla ağırlık verirse zaten Memphis e, otomatik olarak çok daha iyi yerlere gelecek yapacağı takviyelerle de daha iyi yerlere gelecek. Ama şu anda daha çok başındalar. Umarım buradan iyi bir şekilde çıkarlar Cam birlikte. Benim için bu haftanın bir diğer konusu da ki canlı yana yayınlarda çok fazla soru geliyor bu konuda. Russell Westbrook ve Clippers. Evet izledim Russell Westbrook ve Clippers'ı e, son haftaki maçlarını izledim ve yani hiç de şaşırmadım. Zaten birçoğunuz da beklediği gibi zaten üst üste mağlubiyetler aldı bu süreçte. Tabii bunun Öncelikle şunu söyleyeyim. Tek sorumlusu Russell Westbrook değil. Yani zaten Clippers takımı genel olarak şu anda sahada bir kimlikle bulunmuyor. E, Lu'nun ilk dönem performansına yakın bir performansı da yok şu anda. E, Paul George, Kava ikilisinin form durumu da tartışmalı. E, Zubac, işte Zubac alternatif uzun olarak Plumlee'yi getirdiler. Bunu ne akla hizmet yaptılar bilmiyorum. Playoff'ta daha 2 sene öncesinde Plumlee'nin, e, pardon 3 sene öncesinde Plumlee'nin o Denver serisinde, Bubble serisinde yaptığı hata herkesin aklında. Anthony Davis'in son saniye üçlüğüne yol açan ve belki seri 2-2'ye gelecekken 2-1'e gelen, var 3-1'e gelen bir maçtı. Yani planlı gibi oyuncuların, Westbrook gibi oyuncuların hatta Zubac gibi bir yere kadar evet Zubac yine faydası olur ama oyuncuların artık playofflarda çok bir yeri yok. Üzerine Oyun yönetimi konusunda da zaten saha içi yönetimi konusunda da Clippers'ta büyük bir kargaşa var. Kavai bu sorumluluktan yine çok uzaklaştırmış durumda kendisini. E Paul George formsuz formdayken aslında o biraz daha bunu yapmak istiyordu. E şimdi son açıklamanda bakıyoruz. Ben işte şampiyonlar götürecek oyuncu değilim. İşte Kavai yapar bu işleri falan gibi böyle sanki başta pozitif dursa da biraz daha üzerine düşününce sorumluluğu üzerinden atan kavayı biraz daha taşın altına iten bir açıklama gibi geliyor çok karışık durumlar. Yani e, herhalde en formda oyuncuları Norman Powell. O da zaten en iyi 6. adam e, ödülüne doğru gidiyor. Biraz da onu hedeflediği için de formunu yüksek tutmaya çalıştığı belli oluyor sahada. Ama takım olarak bir uyum olarak gerçekten yaptıkları şeyler çok kısıtlı. E, bunun üzerine de Russell Westbrook açıkçası o da e, bu haftanın başka bir mum dikeni. Yani hücum tarafında ondan beklenen artık bir şey var. Ya yani, bunun herhalde herkes farkındadır. Hala ben hani basında da görüyorum Amerikan basında işte Westbrook Clippers'a aşırı uyar şöyle olur böyle olur. Ya bu adam şut atamıyor. Ya biz şu anda Ben Simmons'ı yok ettik. O zaten hiç atmıyor. Yani atamıyor değil hiç atmıyor. Onun bir üst versiyonu deneyip 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 hiç atamıyor. Bir de üstüne daha fazla top kaybı yapıyor. Ya bunun riskini almak hele de Clippers gibi formsuz ve dengesiz bir takım için ve başarılı olma ihtimali potansiyel olarak çok yüksek olan bir takım için büyük bir risk. E bu riski aldıkları anda evet hani Westbrook her pozisyonda inatla çembere gitse ve çember ataklarında etrafını beslese okey. Bundan çok fazla verim alabilirler. Ama Westbrook da hala kendisini maç içinde hala NBA'ye, hala işte ne bileyim GM'lere çevresine bir kanıtlama telaşına giriyor. Kabullenemiyor. Belki onun da bu aşamada psikolojik bir desteğe ihtiyacı var bilemiyorum. Ama saha içinde bu çok hissediliyor ve hücumda ciddi zarar veriyor. Yani savunmaya verdiği zarar zaten. Yani orada da hiç evde yok. Hiç yok yani. E, Clippers son mağlubiyetlerinde yani ondan öncesinde de zaten geçmişte savunmasıyla özellikle kısa rotasyon savunmasıyla işte Batum'u kullandığı, Morris'i kullandığı kısa savunma e, rotasyonları işte oraya Covington'da eklediği için hatta o bayağı genişlettiler demiştik zamanında bu takas yapıldığında. Bununla öne çıkıp playofflarda bununla bir yere kadar gelen ve ötesine gidemeyen bir takımdı. E şimdi bunu yine yapmaya çalışıyor bunu bir de bir eksik savunmacı da yapmaya çalışıyorsun o hiç olmaz. Yani Westbrook'un şu anki hali fayda olabilecek bir formu var. Bu formunu korursa görünüş olarak formdan bahsediyorum. Çember ataklarıyla etrafını beslediği de çemberde bitirdiği formu dışında hiçbir şey yapmaması lazım. Ha Bir de açık sahi ve hızlı hücumları ekleyebiliriz buna. Ee, onun dışında gerçekten yani şut atmaması, daha dikkatli davranması lazım ama işte sorun şu ki hücuma geçtiğinizde ki bunu e, Golden State maçında yine meme oldu hemen. E, onu savunan herhangi bir oyuncu hemen boyalı alana geçiyor. Ve orayı daraltıyor. Şimdi Paul George çembere gitmesi, gidip orayı orada üretmesi gereken bir oyuncu. Kavay da keza öyle. E, burada diğer oyuncular da buraya atak etmeyi seven oyuncular. Men gibi oyuncular da buraya atak etmeyi seviyor. E şimdi böyle bir e, hücum organizasyonu yaptığınızda bu oyuncular çembere nasıl atak edecek? Nasıl olacak bu iş? Yani burada Lu'nun e, bazı maçlarda maç sonunda Westbrook'u kenara almaya başladığında süresinin kısaltıldığını daha sık görebiliriz. Yok bununla inatlaşacaklar biz bunu oturtacağız diyorlarsa da sonucu merak ediyorum açıkçası. Yani Clippers Russell Westbrook'la pozitif bir sonuca gidebilir mi playofflarda? göreceğiz ama şu an hiçbir umut yok ve ben bu inatlaşmayı gerçekten anlamıyorum. Evet bu haftanın bir diğer konusu da bir süredir sayılısın bitmeyen e, Alperen inadı. E, artık bu konuda mime dönmeye başladı. Ben Alperen'le ilgili kanalda iki tane analiz videosu attım. Bir geçen yıldan bir de bu sezondan. Üstüne bir de e, kendisinin pozisyonlarını değerlendirdim. Bir canlı yayının tekrar var. Ona da bakabilirsiniz. Aynı yerinde hatta Vembanyama'nın ufak bir analizi de var. O yüzden tekrar Alperen'in oyunu, hücumu, savunması ile ilgili çok büyük detaylara girmeyeceğim ama şu özeti yapabilirim. Evet Alperen'in savunmasında ciddi eksiklikler var. Çabaladığı şeyler var, iyi yaptığı şeyler var. Takımla birlikte daha da kötü yaptığı şeyler var. Bunu özellikle vurguluyorum. Yani Cyrus gibi bir koçun hatta NBA seviyesi bir koçun savunmayı hala bir oyuncu üzerinden kurgulanacak şekilde düşünüyor olması çok tatsız. Çünkü Houston takımı takım olarak berbat bir savunma takımı. Yani Tate dışında takıma ciddi bir savunma mentalitesi yükleyebilecek, sahadaki hareketleriyle, savunma bilgisiyle yükleyebilecek bir oyuncu da yok. Zaten bunu yapabilmek için çok gençler. Gerçekten savunma yani arka alandan ön alana kadar her noktasında aksıyor. Şimdi bir geçmişe saralım. Denver'ın ilk dönemlerine gidersek, yok için daha yeni parladığı, MVP olmadan önceki sezonlarına gidersek yok için savunması da çok tartışılırdı. Neden yok içe girdim? Zaten artık NBA'de hani baby yok iç kavramını kullanıyor. Ben daha böyle hani yok için, yok iç tarzı daha kompakt ve daha light o seviyede bir oyuncu olacağını düşünüyorum Alperen'in. Hatta daha farklı özellikleri de olabilir zaman geçtikçe. Ama o zaman da yok içi korumak için sağda ve savunma zaaflarını biraz daha azaltıp onun savunmadaki... Pozitif yönleri öne çıkarmak için arka alan savunmasını çok güçlendirmeye çalışıyordu Denver. Yani özellikle de topu birebir de yenilerek boyalı alana sokmamaya çalışması, dış savunmasını geliştirmesi ya da boyalı alanda çok iyi bir yardım savunması kurmaya çalışıyordu. Buna yıllarca uğraştılar. Yok hiç burada kendisini çok geliştirdi. Elini kolunu kullanmayı, kollarını açmayı, Piken Rose savunmasını çok daha iyi yapmayı çözdü. Üzerine de yanına Erin Gordon gibi, Jeff Green gibi çok iyi yardım savunmacıları eklendi. Hatta onun dışarı çekildiğinde boyalı alanda onundan açılan alanı çemberi çok iyi savunacak şekilde dolduracak oyuncuları eklediler. E böyle olunca çok daha iyi bir noktaya geldiler. Şimdi Houston bir plan yapmak istiyorsa burada hadi Alperen'in savunması kötü sen kenara geç. İşte Green'in savunması şöyle hadi sen şuraya git Porter sen zaten olmuyorsun falan gibi böyle hani tek tek bakabilecekleri bir durum yok. Bugün Oklahoma'da Bugün işte zaman içerisinde Minnesota'da bu tarz savunmaları sadece birebir geliştirmekle kalmadılar. Takım savunma sistemlerini de oturttular. Burada çok iyi savunma koçlarıyla çalışarak. Ya yani sayısın ben burada şu açıklama yapmasını beklerdim. Bizim takım savunmamız içerisinde Alperen'in üzerine gitmeleri evet bu takım savunmasının sonucu bu da onu yıpratıyor. Ben de onun yıpranmaması için süreni ayarlıyorum dese ben ikna olabilirdim. Ama onu hedefliyorlar kardeşim. Biz de maçı kaybediyoruz gibi bir şey gelince çok komik oluyor yani. E sen zaten maçı kaybediyorsun. Hani Alperen hiç oynamasa da o maçı muhtemelen kaybedeceksin. Ha şunu şunu da tartışabiliriz. Şu anda elinde atıyorum Alperen'e alternatif çok iyi bir aşırı atletik işte bu belki geleceğin Ibaka'sı olacak. Eee belki ne bileyim orada daha belki Lopez olacak ne bileyim. Başka aklıma gelebilecek ee, Anthony Davis olacak. Savunma için konuşuyorum. Bir oyuncum vardır. Dersin ki ya ben ne tarz bir 5 kurgulayacağım. Ne tarz bir uzun vadeli takım oluşturacağım. Alper'in özellikleri burada. Bu Anthony Davis tarzı oyuncunun özellikleri burada. Ona göre evet hani dersin ki ben bunu daha ön plana çıkaracağım. O zaman zaten Alper'in belki takaslan ama böyle bir şey de yok elinde. Hani böyle bir bu oyunu oynayabileceğin, gelecek yatırım yapabileceğin bir uzun da yok. O yüzden Silas'la ilgili zaten yerli yabancı herkes de çok ciddi eleştiri var. Alperen'in bir de şunu da eklemem lazım. Alperen'in hücumda verdikleri aslında savunmada kaybettiklerinden şu anda yüksek şu haliyle bile. Savunmayı da biraz daha yukarı çektiğinde verdikleri de artacak. Buradaki oranı yine daha üst pozitif bir seviyeye çekecek savunmasını da toparlayarak. O yüzden artık bu konuyu umarım Houston sezonda biterken e, değil de off season'da çözer. Burada daha iyi bir development süreci planlar. Ve Alperen'le ilgili artık seneye daha farklı şeyler konuşuruz. Bu arada Quinn Snyder da Atlanta'da göreve başladı. Hatta ilk galibiyetini aldı Portland'a karşı. Quinn Snyder'ın zaten gelme ihtimali çok artmıştı ama bu arada işte canlı yayınlarda biraz konuşmuştuk. Ben ya da videoda da bir kısa bir bahsetmek istiyorum Quinn Snyder konusunda. Atlanta için bence olabilecek en doğru seçeneklerden biri oldu. Udoka saçmalamasa belki o da iyi bir seçenek olabilirdi gibi duruyor ama Kesinlikle Snyder Udoka'dan da çok daha iyi bir seçenek. Çünkü Udoka e, development konusunda biraz daha eli sopalı bir koç. Ve e, Trey Young'ın şu anda çok e, eli sopalı bir koca ihtiyacı var gibi durmuyor. O yüzden Quinn Snyder daha e, teknik analizlerle, video analizlerle, oyuncuların off-season'daki developmentıyla çok daha iyi ilgilenen bir koç. Özellikle Utah'ta Donovan Mitchell'ı, ...video sessionlarda ne kadar iyi bir seviyeye getirdiğini yıllar içerisinde görmüştük. Aynı şeyi sadece Treyank için de aslında yıllardır daha üst düzeye gelmesi beklenen Hunter için de... ...John Collins için de... E, ...bilmiyorum Bogdan, Bogdan hiç kalacak mı? O da bu sezon e, kontratı bitiyor. Eğer kalırsa belki onun için bile, ki o diğerlerine göre daha olmuş bir oyuncu. İşte Sadik Bey oraya geldi hatta onun için de. E, geliştirebileceği çok fazla alan var. E, Dejan Tomori için bile bunu söyleyebiliriz. Atlanta Quinn Snyder'a yoğurmak için gerçekten çok fazla malzeme veriyor. Bir hamur veriyor. O yüzden Snyder'i bir tercih. Burada önemli olan oyuncular ona ne kadar uyum sağlayacaklar. Yani Trae Young artık yıllardır ben böyle oynuyorum böyle giderden vazgeçip işte off ball oyunlarını geliştirecek mi? John Collins'in savunması nasıl daha üst seviyeye gelecek? İşte Sadik Bey gibi Hunter gibi çok iyi kanatta çift yönlü olabilecek oyuncular daha üretken hale gelebilecekler mi? Daha istikrarlı hale gelebilecekler mi? İşte uzun rotasyonunda John Collins'in yeri ne olacak? Bunların hepsini sadece rol verme olarak değil, geliştirme olarak da, develop etme olarak da Quinn Snyder çok iyi bir tercih oldu. Atlanta'yı e, bundan sonrası çok daha heyecanlı izleyebiliriz. Hoş bu sezonki evet, play playoff yarışında hala varlar. Quinn Snyder orada bence hani, evet, bir şeylerle oynayacak, oynamaya başladı zaten ile ilgili daha detaylı konuştuğumuzda bunlara girerim. Ama o daha çok bence bu playoff'a kalırlarsa da hem bu süreçte hem de playoff'ta elinde ne varı çok iyi görmeye çalışacak. Esas Atlantay'ı da seneye izleyeceğiz. Atlantadan sonra bir doğu takımda olan da New York'a da bir değinmek istiyorum kısa bir. Aslında bugünün takımı Philadelphia. Philadelphia'ya çok detaylı konuşacağız ama oraya Embiid ve MVP konusundan bağlanarak geçeceğim. O yüzden önce bir New York'a kısa bir konuşayım. New York'ta İşler iyi gidiyor aslında geçmiş yıllara göre her, özellikle bayağı iyi gidiyor. Yani New York'un bu sene yaptığı yatırımlar üzerine üstüne Josh artı getirmesi. Brunson gibi inanılmaz vitrin yıldızı bir süperstar yerine daha verimli oynayabilecek. Dallas da kendisini bir sezonda çok iyi göstermiş. Ee, oyunu oynayan takımı oynatmaya çalışan bir kısaya almaları. Üzerine Randall'ın e, iki sezon önceki playoff performansına göre daha istikrarlı bir hale getirmeleri. Grimes ve Quigley gibi iki tane hem çembere gidebilen hem şut atabilen hem savunma yapabilen iki kısaya eklemeleri. Mitchell Robinson gibi iyi bir e, çember savuncusunu hiç o yani beklediğim seviye değil hala ama yine de bir, iyi bir şekilde biraz daha develop etmeleri New York'u iddialı bir konuma getiriyor. Ama aması şu e, yani savunmalarından bir bahsedeceğim bu arada yani savunmaları son iki haftada 6. sıraya geldi genelde 17. sıradaydılar hatta iki sene önceki playoff yaptıkları senede de savunmaları normal sezonda 5. beşinci altıncı sırada gibiydi. Şimdi ve burada en çok zorlanan oyuncu iki tarafta da Randall'dı. Şimdi Randall'ın savunma katkısı hala müthiş değil. Ama çok daha idare, idare edilebilecek bir yere geldi. Ya yani Mitchell Robinson'ın sakatlanmadığı, kenardan iyi bir rotasyona girdiği her durumda Randall burada idare edilebiliyor. Brunson da savunmasını bir tık daha üstte çekti ama Orada da işte Kuyikli gibi, Grimes gibi oyuncuları yanına eklediğinizde o da kendini e, idare ettirebilecek hale geliyor. Ama asıl sorun, sorun şu, özellikle de Brunson'a bir şey olursa ki bunun geçen bir provasını gördük. Brunson'a bir şey olursa bu takımda, bir sakatlık, o gün çok formsuz bir durum olursa, Randall'a ne kadar güvenebilir bu takım? Yani Randall'ın yine çıkıp playoff'ta e, çok kötü orta mesafeye odaklanıp, çok kötü şutlar seçtiği, oyunla kavga ettiği oyunu yönlendirmekten kaçtı. Çünkü çok fazla baskı yiyor da. Çok fazla sıkıştırma yiyebiliyor. Özellikle dışarıda. Dışarıda yediğinde pas dolaşımı daha içeri içeride daha inatçı olabiliyor. Ki bunu bile bir tık geliştirdi. İşte bu konularda ne karar alacağı çok önemli. New York'un playoff'ta eğer bir başarı istiyorsa ya da gidebileceği yer açısından çok ciddi bir konu. Ee, bir diğer eksiklik de kenardan gelebilecek bir Randall alternatif yok. Hani savunmacı da yok, hücumcu da yok. Bu da başka bir sorun. Yani o bir tapin gibi seçenekleri tabii kullanmaya çalışıyor Tibado ama oradan yani hiçbir şey beklememesi lazım New York'un ve çok riskli. Geriye de RJ Barrett kalıyor. İşte Randall'dan sonraki en dengesiz unsurlardan bir hatta Randall'dan çok daha dengesiz unsurlardan bir de RJ Barrett. Onun da e benim nezdimde en büyük sıkıntısı hala ve hala farklı hücum opsiyonlarını e, deposuna ekleyemedi. Yani orada e, atak ederken hala boyalı alanda zor şutları bitirmede zorlanıyor, çembere gitmekte zorlandığı anlar oluyor. Hala top dolaşımını başlatırken çok kötü pas hataları yapıyor. Hani şunu görebiliyorsunuz rc bir, bir, bir müthiş pas, iki üst üste berbat pas, bunlardan biri top kaybı. Yani hala kolejden gelmiş yeni bir oyuncu gibi. Yani onu çok fazla kontrol altına alarak tibadu verim almaya başlamıştı. Çok daha sabit roller vererek. Bu sene rollerin biraz daha üzerine çıkardı. İşte set shooter olmasın da daha fazla atak etsin, ee, daha fazla kanat hücumları kullansın, oyun yönlendirmeye biraz daha etki etmeye çalışsın, bu rolleri genişletmeye çalıştı ama bunlar hiç pozitif yansımıyor. Burada tabi Brunson kontrol ele alınca da sağ içinde biraz şey çekişmesi başlıyor. O da hissediliyor maçları izlediğinizde. Hele kazandıkları ilk bastım maçında geçen hafta Randall bunu çok hissettirdi. Yani top alamadı, öfledi, pöfledi. Thibaudu ile tartıştı. Brunson'a bir, bir triplendi sağda ama maçı kazanıyorlar yani bir yandan da orada. RJ Barrett hani bu kadar vücut diline yansıyan bir şey yapmasa o da oyundan kopuyor ya da kenara geliyor. Brunson burada çok daha istikrarlı. Yani biraz ona ayak uydurmaya lazım. Bence New York playoff gitmek istiyorsa özellikle de Randall'ın ve RJ Barrett'ın kafa olarak bak hani fiziksel olarak değil sadece tabii ki sıcak oldukları maçları yine e, Randall sürükleyebilir. Eğer orta mesafe tuzağına olmazsa. Çünkü bu dış şutunu da çok iyi kullanabiliyor. Ama mental olarak bence oyunun yönetimini ya tamam Brunson bir bak ya Brunson mental olarak bizim takımı alsın abi o götürsün. Diğer oyuncular da onunla birlikte daha iyi olabiliyorlar. Biraz bence kabullenmeleri lazım. Bence Tibadu da bunu istiyor gibi bir havada. Ama Randall ben doğal liderim kardeşim biz NBA'de skorarız öyle işler olur mu bizde top falan gibi bir hale de bürünüyor. Bu biraz eski kafalık yani böyle şampiyon olamıyorsun. Ee, bu, yani New York'ta bir noktada hani evet, şampiyon olamaz bu sene de olamaz da yani çok daha fazlasını hedefliyorsa ya biz işte Doğu'nun e, tepedeki 3 takımından birini eleyebilecek seviyeye geldik ya artık birini eleriz diyebilecekleri bir seviyeye gelmek istiyorlarsa bu mental konuyu ve saha içi liderliğini kesinlikle çözmeleri ve Thibaud'a kolaylık sağlamaları gerekiyor. Yine Philadelphia'ya geçmeden önce e, ufak bir sansa da değineceğim. Çünkü bugün videoya girmeden önce bir haber geldi Kevin Durant'ın ile ilgili. Oklahoma maçından önce ısınırken e, zemin kaydı için ayağını burktu. E, grade 2 seviye 2 bir burkulmaymış. E, genelde seviye 2 burkulmalar 3 en iyi ihtimal 3 en kötü ihtimal 4 haftaya kadar çıkabiliyor. Çok 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 daha zaten zayıf olsa genelde 2 haftada falan kalkabilir oyuncular işte daha düşük seviye olsaydı burkulma. E, o yüzden de şu anda Sans'ın normal sezon maçlarına Durant'ı oynatmaması bekleniyor playoff'a. Yani iyileşse bile playoff'a daha iyi girmesi için. E, bu tatsız oldu tabi. Hele de ısınırken zemin iyi temizlenmediği için. Ya çünkü parke zemin iyi temizlendiğinde, hiçbir ıslaklık olmadığında, toz olmadığında yani e, ki KD'nin ayakkabıları da, yani KD 15 ki daha kötü ayakkabılar bile orada daha çok iyi tutunur o seviye parkelerde. Ya böyle bir bir şey yaşanması çok tatsız. Yani orada salonda ne oldu? Birinin teri mi damladı, su mu damladı? Yani oraya o, o konu nasıl geldi bilmiyorum. Gerçekten çok talihsizlik. Ben olsam herhalde koç olsam bayağı kızardım. Sahayı Sa kim temizledi oğlum bu sahayı falan diye de. Şaka bir yana Sans'ın e normal sezon gidişatını bu konu biraz e etkileyebilir. Okogi tekrardan, e Fantaziler için de söylüyorum. Okogi burada tekrardan skor üretiminin önemli bir parçası olabilir. Ki o da e Dallas maçında 8'de 0 atmıştı üçlük. E Tekrar daha istikrarlı bir hale gelebilir. Durant yokken normal sezonda... Peki Durant'te Sans'ın durumu daha nasıl daha farklı nasıl bir hale geldi? Geçen hafta mesela Sans Dallas maçın canlı yayında izledik. Canlı yorum yaptım o maça Orada biraz daha net göründü ki şimdi Chris Paul artık yaşı itibariyle üretebileceğinin maksimumunu verebilecek durumda çok değil. Evet yine bazı maçlarda verir. Çok ekstra skor ettiği bir iki maç yaşar. Ama bunu istikrarlı verecek durumda değil. Onun dışında zaten Bridges gitti, Cam Johnson gitti, e, Crowder gitti. Burada devamlı istikrar dış şut verebilecek bir oyuncu da yok. Şamet şu anda sakat dur en son durumuna bakmadım açıkçası ne durumda. Hani o, ondan bir şeyler umabilirler ama ondan da e, medet bir oyuncu değil. E, bir yandan Aiton'un orta mesafe şutunu falan tamamen unutmuş durumdalar. Ya yani onu çemberde ya bir putbackçi ya işte çember üstü bir alıyıpçı. ...ya da orada kendi ekmeğini taştan çıkartan... ...işte ikinci şans sayılarıyla... E, ...orada çok yakın çemberal topları ...kendi ta şanslarını taştan çıkartan... ...bir oyuncu konumuna getirdiler. Aiton'un tabii hücumdaki hevesi de tartışılır... E, ...sezon başındaki kontrat kavgasından sonra. Böyle olunca... ...Durant ve Booker dışında... ...skora düzenli katkı verecek... ...bir eli bulmaları çok zor. Hani Payne belki kenardan gelip... ...yer yer bu katkıyı işte... Chris Paul bölüşerek verebilir. O, o da kısıtlı. E böyle olunca hem dış şut, dış şut olarak çok tıkanmaya başlıyorlar. Mesela i̇şte Dallas maçında bu yine çok net görüldü. O gün belki de Durant'te, Booker'da daha fazla dış şut deneseydi ki o gün sıcaklardı ya da işte onların yanında Okogi 8'e 0 atmasaydı Okogi yerine daha istikrarlı bir şutörleri olsaydı o maçı çok erken koparırlardı. Bak yani belki 20'ye giderdi. Ki Dallas o gün çok iyi bir dış şut yüzdesiyle oynadı maçın sonuna kadar. Ama Durant ve Booker'da buna çok dikkat etme. aslında sadece kendi oyunlarını oynamaya çalışan e, tipte 5 e, oyuncuları. E burada e, yani koçun, Williamson alacağı kararlar önceden kendi kurguladığı yapının içerisindeydi. Yani sans 5'i onun kurguladığı şekilde, onun oynamalarıyla, sağ içinde Chris Paul ve Booker'ın yönlendirmeleri iyi işliyordu. Şimdi kontrol ondan çıkmış gibi. Yani sağda bir şeyler oluyor. Yani artık yani Durant'le Booker'a güveniyoruz gibi oluyor. Ve çok bir müdahale şansı da yok. Bu şekilde sans ne kadar ilerler çok emin değilim. Ama evet çok spektaküler bir takım olacaklar. olacaklar. Kesinlikle Durant burada zaten. Durant e, Nets'in en tartışmalı e, işte Kyrie'nin e, sakatlandığı Harden'ın yok olduğu noktada bile Bucks'ta o takımı kafa kafaya oynatmıştı. Evet e, takastan önce Nets'in Durant'in tek başına kendini gösterebileceği bir hale geldiğini söylemiştim. Aynı durum aslında Sans'ta da oluştu şimdi. Yani evet Booker'ı burada tabii ki göz ardı etmiyorum. Booker onun için çok önemli bir oyuncu ama bütün bu playoff'u sürdürebilecek ve belki de işte Sans'ı finale götürebilecek tırnak içerisinde bir yapı şu anda yok. Kimler var? Ama oyuncular var. Yani benden bunu çok fazla duymazsınız. Gerçekten iki oyuncunun gittiği yere kadar böyle ortaçağ e, orta çağ savaşçıları gibi böyle döve döve gittiği yere kadar ikisinin böyle belki 100 sayı attığı maçlar falan görebiliriz saçma sapan ya da 70 80 sayının altına hiç düşmedikleri maçlar görebiliriz. Öyle maçlara gittikleri yere kadar gidecekler ve bireysel basketbol sevenler için belki de e, en iyi seyir zevkini sunacaklar ama takım olarak şampiyonluk şansları var mı? Şu halde yok. Ve koçun kontrolü de yok. Ee, buradan ne çıkacak çok merak ediyorum. Ha playofflarda farklı bir zihniyete girerler. Durant bu takıma daha çok alışır. Williams kendi kurgusunu daha iyi oturtur. Ee, kenardan gelen oyunculardan farklı şeyler almaya başlarlar. Okugi daha katkı verir. Vesaire vesaire. İşte Tori Craig burada tabii yine şutu istikrarlı bir diğer bir oyuncu ama o da çok yüksek volümlü atan bir oyuncu değil. Tüm bunlar, tüm taşlar yerine oturursa belki daha takım olan bir sans izleriz ama şu haliyle çok fazla sırtını e, Durant'e yaslayacak ve Durant'in de kendi şovunu yaratabileceği bir sans var. Bilmiyorum playofflarda şansları nasıl olacak? E, sakatlık tatsız oldu ama sansı izlemek baya herhalde seyirciler için çok gergin olacak. Evet gelelim şimdi Philadelphia konusuna. Philadelphia'da e, zaten fikstürü çok yoğun takımlardan biri. Yani bu, bundan sonra işte Miami ile iki maç yaptılar, Bucks oynadılar, Bucks maçı çok acayipti, işte Boston'la oynadılar. Ya bugün ben mesela otursam bir NBA, NBA analisti, ya profesyonel seviyede yani kendi çapımda yaptığım bir şeyler var ama yani profesyonel seviyede NBA analisti olsam herhalde bugün bütün takımları Philadelphia'ya karşı e, playoff gelene kadar izlesem elimde çok iyi bir veri birikir. Yani hem onların gelmek istediği nokta açısından hem onların savunmalarındaki değişiklik değişiklikler açısından çok acayip bir takım Philadelphia. O yüzden de onlara karşı olan her takımda farklı bir veri tabanı sunuyor izleyene. Şimdi Philadelphia'nın derinlemesine girmeden önce şu tartışmaya bir hafif bir değinelim. Özellikle de MVP tartışması. All Star 5'ine seçilmediğinde de çok konuşulmuştu bu. E zaten sonra Durant'i sakatlı olunca ilk 5'e alındı. Ben bunu mesela burada MVP tarafında. Yani NBA e, ne olursa olsun. tabii ki burada işin için oylar giriyor. Yani benim sözümün ya da sizin sözünün çok bir anlamı yok. Ama ilk 5'i hak ettiği konusunda en fikrim. Ama MVP konusu çok daha geniş. Yani genelde şimdi Kendrick Perkins çok ciddi aldım bir yorumu değil zaten ama. En son çıkan işte e, Stephen A. Smith, Kendrick, Perkins ve J.J. Reddick tartışmasında bu çok ilginç bir yere geldi. Gelen yerde şu, Jokic iki sene üst üste MVP ödülünü aldı. E, şu aşamada da artık zaten NBA'de oyların çoğunu beyaz Amerikalılar veriyor. Ve bu yüzden de zaten e, ırkçı bir bakışla işte Jokic tekrar seçilecek, NBA'de şansı yok falan gibi böyle bir tuhaf bir noktaya yatırdı. Şimdi bunu geçmişe bakarak e, değerlendirebiliriz. Şimdi ben mesela Boston Celtics siyah koç istiyor derken bunun kesinlikle e, onlar açısından çok doğru olduğuna inandığımı anlatmıştım uzun uzun. Ama bunun e, hem matematiksel hem de mental bir değeri vardı ya yani da hem de tarihsel bir değeri var e, siyahi oyuncular için. Ama MVP konusu, MVP yapısı yıllar içerisinde geçmişler çok eleştirirsek de bence iyi yönde gelişti. Yani artık sadece işte sayı lideri olan, sadece asist lideri olan, işte sadece takımı kaçıncı olursa olsun e, ligin en skor olan oyuncular değil. Yani all around, her yönden takımını besleyen, takımı için oynayan, kendini öne çıkaran, geri geldiğinde arka plana iten, geri geldiğinde takımın çöpçüsü olan, geri geldiğinde takımın yıldızı olan, asist yapan, her noktada oyunu yönlendiren, geçiş ucumu oynayabilen, savunmaya ciddi katkı verebilen o oyuncular tabii ki ön plana çıkıyor, çok ön plana çıkıyor hem de. E Şimdi böyle olunca, e, hadi bakalım skoreri seçiyoruz, gerisine bakmıyoruz, kafa yapısı, ya çalışmıyor. Şimdi kendik Perkins'in geçmiş savunmaları da böyle. Reddin ona karşı argümanları da işte daha önce sayı kralı olmayan işte Magic Johnson'da seçildi kardeşim ne var gibi yön yerden. Yani i̇kisine de çok katılmıyorum. Ya yani çok kişisel bazda bakıyorlar. Çok e, tabii onlar. Belli retorikler yaratıyorlar, belli e, storyler yaratıyorlar insanların tartışması için. Bunu anlıyorum. Zaten bunun da farkındalar aslında. Zaten bunu tartışmak için yapıyorlar. Ama burada hani yok hiç, şöyle bir oyuncu değil ki. Ya işte abi adam tabii kardeşim çok yakışıklı, beyaz Alman da falan biz ona veriyoruz işte. Trumpçıyız kardeşim ölümüne falan gibi bir şey de değil yani. Ama adamın hak etmediği bir durum da yok. Mesela şimdi ekrana bir... E, B-Ball Index'ten kendi çektiğim bir istatistiği e, göstereceğim. Şimdi burada gördüğünüz e, yatay düzlem B-Ball Index'in e, defans etkisi, defensive impact ve e, dikey tarafta offensive impact. Bunu D-Lebron ve O-Lebron diye e, adlandırıyorlar. Ya burada yok için yani ne kadar ayrıldığını etki olarak hem savunma hem hücum olarak yani çok uç bir noktada yok. Şu an warp değeri olarak da yani takımındaki replacement değeri olarak da çok üst seviyede. Yani bugün yok içi Denver'dan çekerseniz Denver yıkılır. Zaten benim MVP kriterlerimden biri de bu. Yani Denver zaten yer olarak çok tepede şu anda. Bir de yok içi oradan çekerseniz orada kalma ihtimali yok. Ha Embiid böyle bir oyuncu değil mi? Özellikle bu sene evet buna çok yaklaştı. Geçmiş yıllarda da öyle duruyordu. Ama bu sene Harden, Harden olmadan Embiid'in tamamlanamadığını daha iyi gördük. Çünkü yıllardır Simmons'ta acı çekmesi, etrafında düzgün şutörlerin olmaması, bütün yükün ona kalması, çembere düzgün atak edebilecek hiç oyuncuları yokken şu an iki oyuncuları var. Hem Maxi hem Harden. İkisi de çembere çok net ve onların hem roll üzerinden hem bu çember ataklarından Embiid'i açtığı alanlar çok kıymetli. O da buralardan çatır çatır atıyor. Hiçbir itirazım yok. Müthiş oynuyor bu sezon. Ve bence de MVP'nin yok işten sonraki en önemli adayı. Yani Tatum'un son dönem performans sallanmaya başladı. Doncic hem sakatlığı hem kötü performansıyla biraz yarıştan kopmaya başladı. Bilmiyorum hani bundan sonraki süreçte ne olur. Ama şu anda yok iç ve Embiid. Yanis de burada sallanıyor yani. Baktığında hem görüntü olarak hem istatistik olarak zaten ikisinin ayrıştığını burada da görebilirsiniz. Hani burada Tatum evet belki hücum olarak biraz daha önde. Doncic de hücum olarak hepsinden önde. Ama savunma olarak ortalamaya geldiğimizde Embiid'in özellikle çember savunması da bu sene çok gelişti. Orada çok etkin. Yani özellikle bunu Bucks maçında gördük. Dördüncü çeyreğin başında Harden, Nienk ikilisi Harden'ın kontrolünde. Diğer tane agresif savunmacı e, agresif oyuncuyla farkı erittiler. Hemen bu farkın erimesine karşılık Milwaukee Bucks Yanis'te kısalıp e, Lopez'i kenarlı Yanis'te çok ciddi çember hata yaratıp e, bu farkı tekrar açmaya çalışırken oradaki savunmayı Federer'ye kaybederken Embiidin oyun'a girmesi gerekti. O derece kıymetli bir çember savunması var şu anda ve oraya girdiği anda ciddi bir etki yaratıyor. Yanis'i de engelleyebiliyor, Yanis'e faal de aldırabiliyor. blok tehdidi yaratıyor dirseğe kadar olan bölümde çok iyi drop cover yapıyor. Çok yukarıda tabii screenler gelirse evet orada Embiid yok. Bugün gerçi savunmanın en iyi oyuncusu olma ihtimali konuşulan Brook Lopez'in bile yok. Ya bugün yine izleyin evet Brook Lopez tabii ki çok üst seviyede şu an boyalı alan savunmasında drop cover işte. Ama onu yukarı çekin. Ee, rakip savunma e, bir vaki bak savunmacısının esas oyuncusunu ya yani kısa oyuncusunu engellesin ya da Sivic'e kalsın Lopez orada etkisi çok düşüyor. Ya bu başka bir konu tabii. Yani burada bu, bunu tartışmak için girmedim ama demek istediğim şu. Embiid şu an all around bir oyuncu değil. Savunma tarafında. Pardon. Genel olarak Philadelphia için. Çünkü Embiid'i çekseniz Bugün Harden bir yere getirebilir bu takım ama bir yere kadar getirebilir. Harden'ı çekseniz Embiid zaten yıllardır bir yere kadar getirebiliyor. Ha bununla ilgili tek sorun Embiid mi değil? Tabii ki Philadelphia'da yıllarca onun etrafında iyi bir takım kuramadı. Şimdi işte Tucker var, McDaniels var, Tobias Harris çok daha iyi ki Milwaukee Bucks maçının ikinci yarısında Tobias Harris hiç oynamadı. Ona rağmen kazandılar. Çünkü ekstra efor, savunma eforu cidden Embiid'den geldi, McDaniels'den geldi. Ki o maçın son bölümü Tucker da oynamadı. Şimdi bunlar okey. Peki burada Embiid'i MVP yarışından acaba ne uzaklaştırıyor diye benim gözümde ben kendi yargıma eriştiğimde mesela benim gözümde en çok uzaklaştıran oyun yönlendirmemiz Çok fazla baskı yiyor. Mesela box maçında dikkat edin özellikle low postta top almaktan kaçınlar. Hep piken and Hep pick and roll'lerle tepede dirsek de faal çizgisini oralarda aldırmaya çalıştılar NBA'de ya da üçlükte. Çok acayip şutlar soktu bu arada maçı alırken. E neden? Çünkü orada sıkıştırma yiyor. Ve sıkıştırma yiyince de o posta aldığında... ...top dolaşımına hiç girmiyor. O topa hiç girmiyor. Baskı yiyince top kaybı da yapabiliyor. Zorlanıyor. Ancak kendi tıkanırsa... ...pas vermek zorunda kalırsa aramaya başlıyor. Şimdi böyle olunca... ...NB'din e, hücum tarafındaki oyun yönlendirme konusu... E, ...Yok içe göre çok geride kalıyor. Diğer konular da zaten evet, hani yok içte neredeyse aynılar. Boyalan üretimi, çemberdeki savunma roll'deki savunma biraz karışık. Yani rakibe göre çok değişiyor ikisinin etkisi. Yok için çok düştüğü yerler oluyor. Embiid'in çok yükseldiği rakipler olabiliyor. çok rakibe bağlı. Ama oyun yönlendirme artı yeri geldiğinde birazcık böyle... E, ...toptan uzaklaşıp takımı oynatma içgüdüsü olarak Embiid orada uzak. Ve bence işte da mesela burada şeyden çok bahsetti. Yakın dönemde Philadelphia basında da çıktı. Yani onun detayını okuyamadım. Ücretli bir yazıydı ama hardın ben hala saygı görmüyorum nedenini anlamıyorum gibi bir şey söylemişti. Şimdi bu konunun detayları tabii kişisel olarak o yazı yoksam daha iyi açıklanabilirdi. Ama benim e, bu söylemin devamındaki çıkarımım sağdaki çıkarımım izlediğimde olan çıkarımım şu Hardin da saygı duyulmadığını düşünüyor kendine. Embiid de düşünüyor. Böyle olunca ne oluyor? İkisi de devamlı böyle bir kendini gösterme işte biz ben sürüklüyorum ben yapıyorum falan saha içinde müthiş bir uyum görmüyoruz da birbirine katlanan birer oyuncu görüyor gibiyiz. Yani işte Golden State'i şampiyonluğa taşırken biz sağ dışı sorunları çok hissetmiyorduk. Sanki böyle Durant'te, Curry'de, Green'de yıllardır bu takımın parçası gibiydi. Durant'tan sonraki dönem bahsediyor. Clay'de. Devamlı pozitif, devamlı böyle bir akış. Herkes birbirine tutunmuş şekilde sağ içinde dolanan bir takım var. O flow'u inanılmaz iyi yaratıyorlar. Ama Philadelphia'da böyle bir flow ikisi tek başına sahadayken var. Bu çok ilginç. Yani Harden tek başına sahadayken, Embiid kenardayken kenar etrafındaki rotasyonda iyi olursa müthiş bir flow. Çok iyi hale gelebiliyor ama eksiklikleri hemen ortaya çıkabiliyor. Aynısı Embiid tek başına sağdayken de geçerli. E bunu geçmiş yıllarda da gördük. Bütün eşleşmelerde, playofflarda elenirken de. Zaten onların en iddialı olduğu sene Jim Butler'lı eee takımla işte Toronto'ya rendikleri seneydi. Belki o sene tabii Harden olsa ya da işte Maxi falan olsa daha farklı olabilirdi. O, takımda takım da başka bir seviyedeydi yani. Ya da Butler kalsaydı. O yüzden Embiid'in belki de evet bak bu sene MVP'yi alsa ben şey demem. Niye yok hiç almadı demem. Yok hiç aldı niye Embiid almadı demem. Çünkü ikisinin de ortaya koyduğu şey çok net. Ama ben Embiid olsam şunu bir düşünürüm. Ya ben hala bu seviyede olduğumu düşünüp bu yarışın %100 kazananı gibi görünmüyorsam neyi eksik yapıyor olabilir mi bir düşünürdüm açıkçası. Embiid bunu yapıyor mu? Çok emin değilim. Genelde Harden'ın da bunu yıllardır hiç düşündüğüne emin değilim. Ama ikisinin artık belki de bu bize saygı duyulmuyor didişmesini sağda değil de sağ dışında yapıp artık Philadelphia'nın ihtiyacı onu akıcılığı, o bütünleşmiş takımı playoffta sağda vermeleri gerekiyor. Onun dışında Philadelphia ile ilgili söyleyeceğim önemli konulardan biri de Mid'in Pikenrol'ünden bahsettim. Şu an ligde Pikenrol üzerinde devren oyuncu olarak tabi bu şey çift taraflı bahsediyorum. Dışa devren, içe devren buna pop da diyebilirsiniz. Hem içe hem dışa devren oyuncu olarak en çok sayı üreten oyuncu. 8.3 sayıydı son baktığımda. Bu, bu, da çok kıymetli. Yani aslında yıllardır Philadelphia'nın arayıp bulamadığı e, Simmons'ın zaten o balon sezonlarında da bu yoktu. Ben o zaman da çok şaşırıyordum. Oğlum, bu adam pick and roll oynayamıyor. E, bu adam e, hücumda yarı sahi herkesin önünde geçip pası arkasına atıyor. Yani pas ileri gitmeli ki siz yarı sahada e, geçiş hücumu yaratın. Arkaya gitti, attığınızda topu savunmaya yetişiyor. Ve buna uyanan zaten birçok savunmacı takım bunu engellemeye başlamışlardı. E, Bit bunlardan kurtuldu. Harden gibi devam ileri oynayan, birebir iyi eksilten, pick and çok iyi pas veren bir oyuncuyla çalışıyor şimdi sahada. Harden tabi burada biraz daha ondan da kendi kıymetinin anlaşılmasını istiyor. Hani onu da hissediyorum. Belki söylemlerinin dışında kendi çıkarımı yine yaparsam. E baba şimdi tamam Embiid bu takımın tamam okey yıldızı kabul ediyorum da... ...şimdi ben olmasam da bak Embiid Piken rollde 8.3 sayı çıkarıyor. Piken popa çıkıyor bomboş üçlük atıyor. dirseğe geliyor bomboş orta mesafe buluyor. Ya şimdi biz de onu rahatlatıyoruz. Bizim de kıymetimizi anlayın kardeşim falan gibi bir yere çektik onu. Ya, haklı. Ama bunlar Predelf'e için genel olarak pozitif. Ee, Tobias Harris, Tucker, Jaden McDaniels gibi... Esnek oyuncular var bu rotasyonda çok iyi bir savunma çıkartabiliyorlar saha içinde. Ee, Dark Rivers'ın buradaki rotasyonla ilgili evet kafa karışıklıkları var yer yer ama maç içinde yine iyi buluyor. Yani Dark Rivers da biraz öyledir hani Maç öncesi, maç başı Hep bir sallanır ama maçın gittiği belli noktalarda çok iyi tercihler yapabilir. Ama burada şeye çok güvenmiyorum Dark Rivers tarafında da. Ee, onun mesela bu Inside Tactics gibi bir video serisi var NBA'in League Pass içerisinde. Hatta NBA videolar kısmından da izlenebiliyor. Biz de yayınlarımızda izlemiştik. O taktik konuların arka planlarını anlatıyor koçlar. Orada bir tanesi de Dark Rivers vardı. Dark Rivers'ta Harden'ın e, Toronto maçıydı sanırım. Geçen sezonki playofflardaki. Play offlardaki Dark Rivers orada kendi oyununu çiziyor. Harden bunu oynamasak şunu mu oynasak diyor. Herde beni dinle diyor. Oynuyorlar, Dark Rivers'ın oyununu kazanıyor e, Philadelphia. Orada Dark Rivers diyor ki, işte Harden beni dinlediği için mutlu oldu diyor. Şimdi okey, şimdi o bir pozisyon. Ama şimdi Harden gibi bir oyuncu, e, özellikle De'Antoni gibi bir koçla mesela bu uyumu çok iyi yakalamıştı. Çünkü DiAntoni e, hücumu çok net bir kalıpta, tamamen onun üzerinden kuruyordu, çok derdi yoktu. Şimdi Harden belli ki burada birazcık böyle bak biz de ben de biliyorum bak beni de dinle demeye çalışıyor. Ben bir koç olarak buna çok sıcak bakan biri değilim. Tabii ki bütün oyuncular dinlenir. Dinlemesen de dinlediğini hissettirirsin. Ama onun dediğini yap, yaparsan olmaz her seferinde. Çünkü o adrenalinle bir oyuncu her zaman doğru şeyi düşünemez. Sadece fikir verebilir ama fikir o konusu okey. Size fikir vermesi çok kıymetlidir. Ya yani o koç fikirle kendi kurduğu oyunu değiştirebilir. Ama birebir onunkini oynatmak ve hadi bakalım evet Harden seni de dinledik artık en kıymetli sensin dedirtmek diğer oyunculara zarar verebilir. Yani bu bir denge politikasıdır aslında demek istediğim. İşte o videodan çıkan sonucun devamı olarak da ben Harden'ın hala bu takımda benim de sözüm geçiyor dedirtmeye çalıştığını hem sağ için hem sağ kenarında hissediyorum. Umarım bunu yaşamazlar. Bu pick dayalı oyun oynarlar, şutörleri daha istikrarlı kullanırlar ve sorunları çözerler. Doug Rivers'ın e, ile ilgili bence son bir dileması daha var o da Maxi. E, Maxi çok iyi bir oyuncu. Hücumda müthiş o, yani hatta sezon başında şunu demiştim. Bazen Maxi o kadar sıcak olacak ki Harden ve Embiid'in topu ona bırakması gereken maçlar olacak. ve Bunları yapabiliyor yani. Ama Maxi de savunmada hiç yok. Hiç evde yok. E, o Şimdi gerçi yakın dönemde Melton'u tekrar kenara çekti. Bundan önce Maxi 5'te olmalı mı olmamalı mı tartışması vardı. Mert'in çekti ama Mert'in de orada kısa savunmasında Harden'ın çok iyi bir partneriydi off ball'da. Mert'in kenardan geliyor şimdi. 5 başlıyor ama Max'in ilk 5 başladığı her maçın başında da acı çekiyorlar. Yani burada şu demek özellikle ilk 1.5 bir, buçuk, bir, yani bir çeyrek bir çeyreğin bir kısmında üstüne ikinci çeyreğin başında desek hep böyle bir geride gelme ya da savunmada hep bir eksik oynama zorluğu yaşayarak Sonra rotasyonu değiştirip devam etme durumu oluyor. Bu da aslında takımda geri kalan 4 oyuncuya da zarar veriyor. Maxi çabalıyor. Bak çabalamıyor değil. Onu da sahada görüyoruz. Yani Maxi gerçekten savunmada çabalıyor. Ama yetmiyor şu anda. Özellikle yardım savunması mekaniklerini çok iyi anlayabilmiş bir kafa yapısına sahip değil. Birebir savunmada gücünün fiziğinin yetmediği noktalarda hemen faal alabiliyor. Ya da çok gereksiz faaliler yapabiliyor. Bu konuyu da bakalım playofflarda nasıl yönetecek. ...Duck Collins, Collins beni andı Dark Rivers nasıl yönetecek çok merak ediyorum. Fred ilgili ile ilgili... ...şu anda ekstra söyleyeceğim... ...işte bu konunun bir parçası olarak da dış savunmaları... ...yani dış savunmaları ciddi sallanabiliyor. Mesela Baksa karşı... ...geride oldukları dönem... ...Graceman'ın üst üste inanılmaz şutlar attığı... ...bir periyot oldu ama Box'ın da dış, dış şutu sorunlu olabiliyor yer yer. Düştükleri anda da geri döndü ama mesela Boston gibi herkesin atabildiği bir takıma karşı şansları olur mu bu savunmayla? Özellikle dış savunmayla. işte o çok büyük bir soru işareti. Evet Philadelphia'da konuştuk. Ee, haftaya belki de başka bir takıma, belki iki takıma daha detaylı yine gireceğiz. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, yine canlı maç yorumları, iyi maçlar olduğunda, erken maçlar olduğunda Türkiye saati devam edecek. NBA gündem videoları devam edecek. Playoff'lar yaklaşıyor artık. Mart ayına geldik. Nisan'ın 11'inde play-in maçları var. Nisan'ın ortasında da 15-16 gibi playofflar başlayacak. Onun öncesinde zaten yine analizler olacak. O dönemde de daha fazla maçı canlı yorumla sizle birlikte izleyeceğim. Onları da beklerim. Yine gelecek haftalar için gündemde merak ettiğin sorular olursa takımlarda, oyuncularda, organizasyon değişikliklerinde John Morant gibi, Kendrick Perkins gibi ortaya atılan tartışmalarla ilgili sorularınız olursa mutlaka yazın. Yorumlara bakacağım ya da Discord'umuza gelin. Onun da linki aşağıda. Oradan da e, paylaşmanızı yapabilirsiniz. NBA Fantasy'de de, Yahoo Fantasy'de de artık son 3 e, haftaya girdik. Çeyrek final, yarı final ve final maçları var artık. Ben de 4 ligimin ikisinde de playoff'lara kaldım. Birini son saniyede bir farkla yine kaybettik. 9. olduk. E, tarihsizlik ki orada da aslında şampiyon olabileceğimi <laughs> düşünüyordum ama şanssızlık oldu. Sakatlıklar belimizi büktü geçmiş haftalarda. Umarım sizin takımlar da iyi durumdadır. E, dikkat dikkatin takımları kurmayı unutmayın. Durant sezonda olmayacak muhtemelen. Boya'nın keza e, sezonda bir daha oynatılmama ihtimali masaya geldi Detroit'te. O da tatsız. O yüzden bu oyunculara dikkat edin. E, havuzdan çekeceğiniz oyunculara bir an önce karar verin. Rakiplerinizle iyi kapışmak istiyorsanız fantezi her zaman dikkat gerektiriyor, takip gerektiriyor. Haydi kendinize iyi bakın. Bir sonraki NBA gündem videosunda görüşeceğiz. Bay bay.